Tebrikler başkanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Golü şampiyonluğu getirdi diyebiliriz herhalde başkanım. Yok, henüz şampiyon olamadık. Daha önümüzde 3 tane önemli maç var. Final maçı var. Ama avantajlı bir duruma geldik yine. 4 puan iyi bir puan. Ben özellikle taraftarlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Hani emin olun onlar olmasaydı biz çok zor çevirdik bu maçı. 90 dakika hiç susmadan tüm gruplar takımımızı desteklediler. Dolayısıyla 1-0 geriye düştüğümüz bir maçta çevirmesini becerebildik. Fakat burada bana göre en büyük pay sahiplerinden biri de taraftarlarımız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun haricinde futbolcularımız maçı bırakmadılar. Hakem düdüğü çalana kadar ciddi bir şekilde mücadelelerini ettiler. İyi mücadele ettik. Alnımızın hakkıyla maçı kazandık. Buradan hocamıza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza da teşekkür ediyorum. Onları da kutluyorum. Hani her şey güzel olacak. İyi gidiyoruz. Her ne kadar sıkıntılarımız olsa da, problemlerimiz olsa da bunu birlik beraberlik içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Sabrettik, sabrettik. Şurada 3 maçımız kaldı. Hani Mevlam büyüktür, Allah büyüktür. Biz yine futbolcu arkadaşlarımızla birlikte, teknik heyetimizle birlikte, takım olarak çok çalışacağız. Şu 3 maçı da Allah'ın izniyle kazasız belasız atlatırsak bu sene o sene olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Sağ olun. Başkanım, taraftarla bugün ayrı bir bütünleşme vardı. Onunla ilgili söyleyeceğiniz ekstra bir şey var mı? Ya o... geldiğinizden beri tribünlere gittiniz başkanım. Tribünler de sizi davet etti. Evet, tribünler bizi davet etti. Onlar da neyin ne olduğunu anladılar. Yani özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın düzeltme yapmaması, yani bu kulübü ben bağıttıra bağıttıra alacağım demesin. Sonrasında da bir açıklama bekledik. Biz esasında üzüldük de bu. Bunu biz hak etmedik. Yani biz ne yaptık ki, kötü bir şey yaptığımızı düşünmüyorum yönetim olarak, ama yönetimi ben bağıttıra bağıttıra alacağım demesi olmadı. Yani bu şık durmadı. Kimden alacak, bizden mi alacak, taraftarları mı bağıttıracak alacak? Bunlara bir açıklık getirirse herkes rahatlar. İyi olur diye düşünüyorum. Yani bizim beklediğimiz bu. Onun bir birikimi var zaten burada. Bir de ya bu şehir istiyor. Bu şehir, bu taraftarlar istiyor. Şehir istiyor. Biz kimseye demiyoruz ki afiş yapın, pankart yapın, asın diye. Ama şehir bunu istiyor. Şehri idare edenler de nereye kadar duyarsız kalacaklar? Yani artık bu işe el atmaları lazım diye düşünüyorum. Hani her şey güzel gidiyor. İnşallah sene sonunda şampiyon oluruz. Hep birlikte şampiyonluğu kutlarız diyorum ben. Yine gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Ankara'da en büyük Ankara gücü. Sağ ol. Şampiyon dedik aslında. Hatta oğusu da çıktı diyelim artık. Ya tebrikler arkadaşlar, hakikaten çok zor. Yani maçlar da çok zor. İyi takımımız, iyi takımımız ama lig çok uzadı. Lig 31. haftayı oynuyoruz. Yorgunluklar var, cezalar oluyor, formsuzluklar oluyor. Dolayısıyla her zaman kafanızdaki şey sahaya uymayabiliyor. Bugün ilk yarıda uymadı. Ama ikinci yarı oyuncu kardeşlerim o kadar inanılmaz bir direnç gösterdiler ki resmen maçı koparıp aldılar. Bu zamanlarda da bu gerekli bizim için. Çünkü hazıra hiçbir şey olmuyor, yani bize hele hiç olmuyor. Biz bu zamana kadar, sezon başından beri emin olun ki çalışa çalışa, kopara kopara geldik bu zamanlara kadar. Hiçbir şeye, hiçbir şekilde beleş konmadık. Hep emeğimizle, terimizle mücadele ederek geldik. Hata da yaptık, yanlış da yaptık ama hiçbir zaman art niyetimiz olmadı. Tamamen futbol için, kazanmak için odaklı düşündük, uygulamaya çalıştık. Ben de, arkadaşlarım da. Şu anda bir nebze bir avantajımız var. Ama hep söylüyorum, 3 tane oynanmamış maç var. Dolayısıyla oynanmamış maçların ne getirip götüreceği belli olmaz. Evet, biz Ankara gücüyüz. Evet, çok büyük camiayız. Takımımız çok iyi. Ara ara çok istediğimiz gibi oynamasa da, ama bu avantajımızı sezon sonuna kadar koruyup en kısa sürede inşallah ipi tamamıyla resmi olarak da göğüslemek istiyoruz. Resmi olarak göğüslemeden biz şampiyon olduk demek gerçekten doğru değil. Çünkü hep söylüyorum, zor 3 tane oynanmamış maç var. Ondan sonra inşallah resmi olarak bitirirsek biz de rahata kavuşacağız. İnşallah siz de rahata kavuşacaksınız. Bu süre sonra ilk kez oynuyorsun. Evet, golünü de attın. Bir duygularını alabilirim.
Aynen abi, bugün benim oynamamdan ziyade biraz da sesim falan gitti, kusura bakmayın bağırmaktan. Ya benim gol atmamdan ziyade takımın kazanması bugün çok önemliydi. Bugün ya gerçekten şampiyonluk maçına çıktık. Bütün taraftar, bütün camia, bütün futbolcular, herkes inandı bu şampiyonluğa. Yani bu şehir bu şampiyonluğu görecek. Bunun başka çaresi yok yani. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rabbim de yardım ediyor. 85, 90 neyse bir şekilde golümüzü atıyoruz. Bu şehir arkamızda olduğu sürece, bu cami arkamızda olduğumuz sürece biz Allah'ın izniyle bütün engelleri aşacağız. Hiçbir engel kalmayacak bizim önümüzde. Son 3 maçımız, son final maçımız kaldı. Hiçbir şekilde bizden umudunu hiç kimse yitirmesin. Yitirmedi de sezon başından bu yana. Herkesten Allah razı olsun. Başkanımızdan, yönetimimizden, bütün taraftarımızdan özellikle çok destek oldular. Her konuda da destek oluyorlar zaten. Allah hepsinden razı olsun. Bu şampiyonluğu inşallah bu şehre, bu taraftara, bu yönetime, bu başkana, herkese getireceğiz Allah'ın izniyle. En büyük Ankara gücü inşallah. Allah'ın rahmeti. Golü bir anlatabilir misin? Golü bir anlatabilir misin? Çok abi, önemli bir an. Belki şampiyonluğu getirecek bir dönüm noktasıydı. Abi şöyle söyleyeyim. Ben ister inanın ister inanmayın ama akşam uyurken güzel gol. Yani akşam uyurken yani ben biraz bazı şeyleri hayal ettim. Rabbim de yardım etti. Çok dua ettim. İnşallah benden ziyade takımın kazanması için çok dua ettim. Bu gol de bana nasip oldu. İnşallah şampiyonluğu getiren bir gol olur bu. Yani ilk başta bir pozisyona girdim. Dedim ki bu Enes gelecek dedim yani. Bu şampiyonluk, bu gol gelecek dedim ilk pozisyonu kaçırdığımda. Rabbim yardım etti. Defans arkasında iyi bir koşu yaptığımı düşünüyorum. Golü de attım. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.